6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ilde maddi manevi büyük yıkıma yol açan deprem felaketinin ardından çeşitli illere göç eden milyonlarca vatandaş konut ihtiyacı duyuyor. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremin ardından afetzedeler ülkenin dört bir yanına göç ediyor. Kimi vatandaşlar evlerini ücretsiz bir şekilde depremzedelere açarken kimi fırsatçılarsa kira fiyatlarını iki katına çıkarmış durumda. Yaşanan afetin ardından hayırsever mülk sahipleri depremzedelere ücretsiz konaklama imkanı sunarken fırsatçı ev sahipleri kentin bazı bölgelerinde kira fiyatlarını iki katına çıkardı. 99 depreminde benzer durumları yaşadık diyerek sözlerine başlayan Kocaeli Emlakçılar Odası Başkanı Alpay Hacıoğlu, TV41 mikrofonlarına özel olarak yaptığı açıklamasında internet portalları bu ilanları yayınlarken daha dikkatli olursa fırsatçılığın önüne geçebiliriz ifadelerini kullandı. Bence bunun ivedi bir şekilde, acil bir şekilde düzenlenmesi gerekiyor. Kira artırımları ile ilgili. Peki nasıl düzenlenebilir? Ee, internet i̇nternet portalları e, bu ilanları sağlarken e, daha dikkatli olacak. Mesela ben bir hafta önce bir ilan girmişim. İşte iki artı bir ya da üç artı bir. Üç bin lira kiralık diye girmişim. E, bir hafta sonra üç bin liradan altı bin lira çıkartıyorum. Bana bunu ilanlamama müsaade etmemesi gerekir aslında. Hacıoğlu fırsatçı ev sahiplerini kınayarak sözlerini tamamladı. Biz depremden hemen iki gün sonra bir çağrıda bulunmuştuk. Meslektaşlarımız ve kamuoyu üzerinden. Öyle mal sahipleri de var ki inanın altı ay bir yıl depremzedelerden 1 lira kira talebinde bulunmuyorlar. Hatta elektrik suyu bizler ödeyelim diye. öylesi mal sahipleri de var. Ama tabii maalesef böyle fırsatçılar da var. Bundan önünü devlet bence bir an evvel kesecekti diye düşünüyorum.